bir tek konuyu görüşmek üzere toplanacak. Dün beş grubun ortak imzasıyla bir danışma kurulu kararı aldık ve bugün Marmara Denizi başta olmak üzere Marmara Denizi'ni İstanbul'u ve Karadeniz'i tehdit altına alan, denizlerimizi tehdit altına alan müsilaj konusu görüşülecek. Bu konuda dikkat çekmek istediğimiz bir husus var yıllardır 25 yıldır İstanbul'u Türkiye'nin büyük şehirlerini Recep Tayyip Erdoğan ya da onun atadıkları yönetiyor ve çevreciler 10 yıllardır şehrin atık sularının temizlenmeden derinlere pompa edilerek denizin altına gömülmesinin günün birinde bu sorunu ortaya çıkaracağını söylüyordu. 10 yıllardır bu eleştiriler vardı. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı, görevlendirdiği büyükşehir belediye başkanları bu konuya duyarsız kaldı. Müsilaj sorunu görünür olunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekilini bu kürsüye yolladılar. Buraya çıktı, sizin karşınıza çıktı ve müsilaj sorununun Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin görevde olmasının ülkenin başına getirdiği bir bela olduğunu, bunun adeta uhrevi bir yönünün olduğunu, CHP zihniyeti olursa iktidarda böyle şeyler olacağını söyledi. Meczupça söyledi. Dinleyenleri şaşırtırcasına söyledi. Akıl almaz bir şekilde söyledi. Ancak bu kürsüden söyledi ve bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekiliydi. Hepimiz ağzı açık dinledik. Daha iki yıl önce büyük şehirlerin yönetimini Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtarabilmiş. O günden sonra da son derece çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmeye çalışmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı tahribatı yıllar içinde geriye döndürmek için gayret gösteren, her fırsatta eli kolu bağlanan belediyelerimize AKP'nin 25 yıldır yaptığı kötülüğün yükünü yükleyip buradan birisi çekti gitti. Ama daha ilginci ondan bir gün sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkıp belediye ayırmayacağız. Denizleri kimle, kirleten kimdir diye CHP'li midir, AKP'li midir bakmayacağız. Boğaz'ı kirleten, denizi kirleten İstanbul'dur, İzmir'dir, Konya'dır diye ayırmayacağız dedi. Yani o da bu kürsüde meczupça ve dinleyenleri hayrete düşürür ve birazcık da nasıl bir milletvekili çıkabilir, bunları söyleyebilir dediğiniz ifadeleri üstü kapalı olarak o ifadelerle ortaklaştı. Elbette ki Konya'nın denizleri kirletmeye bir katkısı olmadığını herkes biliyor. Ama suçu paylaştırırken Boğaz'ı Marmara Denizi'ni kirletmede Konya mı İstanbul mu bakmayız derken hangi algıyı yürütmeye çalıştığını ve CHP'li belediyelere açık açık suçlama yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu değil ama vatandaşı nasıl yanıltmaya, nasıl kandırmaya ve kendisine oy veren seçmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aklıyla alay etmeye ben bunları bunu söylesem buna da inanırlar diyecek cesareti bulmasına gerçekten üzülüyoruz. Kimse ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradan CHP gelirse bu ülkenin başına her şey gelir müsilajda o yüzden geldi diyen meczup milletvekili ne de aynı ifadeleri prompterden farklı şekilde söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine kimsenin inanacağı yok. Ama bugün misilajı konuşacağız. Şunu hatırlayalım. Bu sorun ortaya çıktığında ki yıllardır bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi dile getiriyor. Araştırma komisyonları kurulmasını istiyor. Gün oluyor Ergene Nehri ile ilgili söylüyor bunu. Gün oluyor Boğazlar ile ilgili, gün oluyor Karadeniz ile ilgili, gün oluyor Marmara'daki kirlilikle ilgili söylüyor. Gün oluyor yapılması planlanan Kanal İstanbul'un Marmara'yı ve Karadeniz'i nasıl yok edebileceğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bilim adamlarının dan öğrendikleri müsilaj tehlikesini dile getiriyorlar ama dinlemiyorlar. Daha geçen hafta, daha geçen hafta müsilaj sorunu bütün Türkiye'de konuşulurken bu meclise gelin bunu araştıralım dedik. Kürsüye çıktı AK Partililer. Devletimiz her şeye hakim, araştırmaya gerek yok dediler. Milliyetçi Hareket Partiler araştırmaya gerek yok dediler. AK Parti'nin en genç bir kadın milletvekili müsilaj sorununun araştırılmasına gerek yok. Daha önce böyle bir komisyon kuruldu zaten. Çevreyle ilgili sula, suyla ilgili Türkiye'nin su sorunu ile ilgili kuruldu. O komisyon zaten görevini yaptı. Buna hiç gerek yok diye tweetler attılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sorunu siyasileştirmeye sanki siyasi değilmiş gibi sanki siyasilerin sorumluluğu yokmuş gibi suçladılar. Ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP oylarıyla misilaj sorununun incelenmesini meclis reddetti. Haberleri duyulup her siyasi görüşten insan AK Parti ve MHP'nin bu zihniyetini linç ettikten sonra vicdanlarında mahkum ettikten sonra onlara yazıklar olsun dedikten sonra bu konuda da mı meclis birleşemiyor dedikten sonra bugün ortak önerge getiriyorlar. Geçen hafta kahramanca savunuyorlardı. Bakanlıklarımız gereğini yapar. Meclisin araştırmasına gerek yok. Bu konuyu siyasileştirmeyin. Böyle bir komisyon kurulmasına hiç ihtiyaç yok diyenler bugün geldiler o komisyonun kurulması için önerge verdiler. Ve onun için bugün el kaldıracaklar. Sonra da o komisyonda çalışacaklar. Bugün on önerge birleştiriliyor. Beş tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait. Üç tanesi diğer muhalefet partilerine ait. ikisi HDP, biri İyi Parti. Sekiz. Diğer iki önerge biri MHP'nin, biri AKP'nin. Bu hafta içinde verdikleri suçüstü yakalandık telaş önergeleridir. Telaş. Madem bu sorun önemli bir sorun da sen geçen hafta hayır oyu kullanıp vatandaş size yazıklar oldusun dedikten sonra apar topar önerge yazıyorlar bu hafta. Geçen haftanın gerek yokçuları bu hafta aman kuralım biz de önerge verdik noktasına geldiler. Araştırma komisyonlarını reddetme ve bu konuda son derece inatçı ve kamuoyuna karşı da iftiracı AK Parti ve MHP için şunu söylemek lazım. Siz defalarca defalarca doping sorununu reddettiniz. 40 Pınar Başpehlivan'ında doping çıkınca atletizmde şampiyonumuzda doping çıkınca kurdunuz. Sağlık emekçilerine karşı şiddet sorununu 10 kere reddettiniz. Gaziantep'te doktorumuzun böğrüne bıçağı sapladılar. 11. yol gün kurdunuz. Soma faciasını faciadan 15 gün önce reddettiniz. 6 aydır beklettiğiniz önergeyi faciadan bir hafta sonra kurdunuz. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ne önerdiyse millet için, vatan için, Türkiye'deki insanların iyiliği için, tehlikelere dikkat çekmek için önerdi. Pişkince reddettiniz. Sıkışınca kurdunuz. Bugün yaptığınız işte bunlar ibarettir. Konu hakkındaki birleşecek on önergeden sekizi muhalefetin MHP ile AK Parti'nin birer önergesi var. Apar topar çala kalem dün vermişler. Bu gerçeği vatandaşlarımız görsün. AK Parti'nin MHP'nin derdi ne kirlenen denizdir, ne öldürülen emekçidir, ne hayatını madenlerde kaybeden işçilerdir ne hayatını şiddet karşısında kaybeden sağlık emekçileridir. Onların tek derdi kamuoyu tepki gösterince yasak sağmaktır. Bugün de yaptıkları odur. İstanbul'u AK Partili belediyeler kirletmiştir. Bunu temizlemek hepimize birden düşmektedir. AK Parti'nin kirlettiği İstanbul'un temiz bir yönetime kavuşmasını 31 Mart seçimlerinde ve 23 Haziran seçimlerinde İstanbullular başarmıştır. İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin temizlenmesini de onlardan aldığımız yetkiyle yerel seçimlerde ve alacağımız yetkiyle önümüzdeki seçimlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortakları yapacaktır. Sayın basın mensupları Recep Tayyip Erdoğan dün yapmış olduğu grup toplantısında uzun uzun geçmişe gitti, geçmişten geldi. Partisiyle ilgili hatırlamak istediği güzel günleri ve kendisine mağduriyet devşirdiği bazı tarihleri hatırlattı. Şaşılacak olan 7 Haziran seçimlerini hatırlatmasıydı. Dedi ki ülkemizin üzerine belirsizlik kara bulutların çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Duyan da 7 Haziran seçimleri terörün gölgesinde gidildi. Sandıkların başında da terör örgütleri durdu. Bu sonuç çıktı sancak. 7 Haziran seçimlerinden önce yaşanan Türkiye'de vatandaşın yaşam alanında yaşanan tek terör faaliyeti seçimlerden sadece iki gün önce Diyarbakır'daki bir mitingde bir patlayan bomba ve ölen 5 kişidir. O da seçimlerden iki gün önce beş Haziran günüdür. Ondan önce Türkiye'de seçim güvenliğini tehdit edecek Seçimlerin huzur içinde yapılmasını tehdit edecek hiçbir şey yoktur. 7 Haziran seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer iki muhalefet partisi tarafından da takip edilen, adeta örnek alınan, tekrar edilen seçim vaatleri ve seçim beyannamesi damgasını vurmuştur. 7 Haziran'a giderken Cumhuriyet Halk Partisi taşerona kadro demiştir. Bugün kadroya kavuşmuş bütün taşeronları rahat hatırlatmak lazım taşeron işçilere. Tam yapılmadı, eksikli yapıldı, kusurlu yapıldı gelince düzelteceğiz ama taşerona kadroyu biz söylemiştik o seçimlerde. Cumhuriyet Halk Partisi o seçimlerde emekliye iki maaş ikramiye demişti bayramlarda. Sonra taşerona kadroyu veremezsiniz. İki maaş ikramiyeyi veremezsiniz diyenler bir Kasım'da biz de vereceğiz demişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi 900 liralık askeri ücretin 1500 lira olmasını söylemişti. Tayyip Erdoğan yapamazsınız deyip Kasım'da ben de yapacağım demişti. Cumhuriyet Halk Partisi o seçimlerde çiftçiye bir buçuk liraya mazot demişti. Veremezsin deyip sonra biz de yapacağız demişlerdi. Ve bizim bu bütün vaatlerimiz diğer muhalefet partileri tarafından da tekrar edilip örnek alınmıştı. Terörün olmadığı, bombaların patlamadığı ve bu gibi AK Parti'yi götürdüğünün görüldüğü bir seçimdi 7 Haziran ve AK Parti 7 Haziran'da meclisteki çoğunluğu kaybetti. Sonra hep dış güçler güçlü güçler ya hangi güçlerse bir düğmeye bastılar. Devlet Bahçeli'nin düğmesine. O güne kadar Sert muhalefet partisi Devlet Bahçeli, MHP ve lideri Devlet Bahçeli seçimden başarıyla çıktı. 80 milletvekiliyle geldi. AK Parti iktidarı kaybetti. AK Parti'yi indirmek en önemli vatan göreviydi. İndirmeyeceğim dedi. Koalisyon kuralım kurmayacağım dedi. Sen kur destekleyelim istemem dedi. Tek başına hükümet kur, azınlık hükümeti biz oy verelim, sen başbakan ol dedik. Olmaz dedi. Seçimleri tekrar edelim dedi. Tayyip Erdoğan geri gelsin dedi. 7 Haziran'la 1 Kasım arası her gün bir yerde bir bomba patladı, bir terör oldu. Bütün terör örgütleri harekete geçti. AK Parti ölçtürüyoruz, oylarımız yükseliyor dedi. 80 milletvekiliyle gelmiş MHP 40'a düştü. Ama AK Parti ülkenin başına yeniden düşüştü. 7 Haziran 1 Kasım arası dün bir duruşması yapılan ve yine Ekim ayına kalan Gar katliamı dahil, Merasim Sokak dahil, Kızılay dahil Ankara'nın dört bir yanında işit ve tak PKK terör örgütleri birbirleriyle yarışırcasına bombaları patlattılar. Bir yandan da Verin 400 milletvekilini huzura kavuşalım. Tek başına getirin bu korkular bitsin. Sınırdan giren araçlar Ankara'ya kadar neredeyse eskortla gelip Ankara'da patladılar. 1 Kasım günü seçimde millet illallah dedi. Aman dedi. Daha fazla insan ölmesin dedi. Yeniden AK Parti tek başına iktidara geldi. 7 Haziran'da koalisyonu kurmayan Bahçeli 1 Kasım'a giderken meclis başkanlığını da AK Parti'ye verdi. Ve orada koalisyon hükümetinin kurulması için yapılması gereken görevlendirmeler AK Parti'nin MHP desteğiyle seçtirdiği meclis başkanının da eliyle bu noktaya geldi. Bunların hepsini görmek lazım. Oyu alınca milli irade, kaybedince kirli irade. 31 Mart günü kazandığı yerler için milli irade İstanbul'a gelince kirli irade seçimler mundar oldu. 6 Haziran'da güneyde 2000 nüfuslu bir beldede seçim kazanınca işte sandıktan AK Parti'nin gördüğü destek ama 31 Mart'ta bütün büyük şehirleri kaybedince dış güçlerin etkisiyle bize yapılan sandık darbesi. Bunu bile söylediler. Seçim sonucuna sandık darbesi diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama şunu görmek lazım. 7 Haziran 1 Kasım arasını enfekte eden, terörize eden ve ondan fayda umanları milletimiz unutmadı. 7 Haziran'ı muhalefete kazandıran pozitif siyaset gündemidir. 1 Kasım'ı iktidara kazandıran ülkedeki terör gündemidir. Bunu inkar eden bunu hatırlamayan, bunu unutturanlara bir kez daha altını kalın 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 çizerek hatırlatırız. Tabii şunu söylüyor. Dünkü toplantıda neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun da siz de verin. Onu sizin icat ettiğinizle yol vermenizle yapmayacağız beyefendi. Milletin vereceği oylarla yapacağız. Elbette açları doyurmaya geliyoruz. Elbette yoksulluğu bitirmeye geliyoruz. Elbette işsizlere iş bulmaya, gençlerin ümidi olmaya geliyoruz. Ama onu buyurun siz duyurun, doyurun dediniz diye değil, millet sizden illallah dedi, vazifeyi de bize vereceği için yapacağız. Ayrıca vatandaş bu görevi verdiğinde 31 Mart'ta Mansur Yavaş'a verdi. Ekrem İmamoğlu'na verdi. Rıza göstermediniz 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na çok açık bir farkla bir kez daha verdi. Sonra pandemi geldi. İnsanlar açlık, yoksulluk, işsizlik çekti. Sen böyle ne yapacağını şaşırıp oraya buraya iban atarken bizim belediye başkanlarımız partimizin en önemli gücü olan seçmenle, halkla bütünleşme aynı duyguda ortaklaşmak üzerinden döndüler dediler ki esnafa yardım için yoksullara yardım için gelin hep beraber dayanışma içine girelim ve dayanışma hesapları açtılar. Tam dediğiniz gibi aç varsa buyurun doyurun dediler. Hadi hep beraber doyuralım dedik. Mansur yavaşa güveniyoruz, Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz dedik. Derhal bu hesaplara bloke koydurdu. Milletin yardımlarına engel oldu. Eskişehir'deki 25 yıllık aş evimizi bile kapattı. 25 yıldır yoksullara yemek dağıtan aş evinin yardım hesabına bile el koydular. Yani vatandaşı açsa doyurun diyorsunuz. Doyurmak için kurulmuş aş evine gelen bağışlara bile el koyuyorsunuz. Böyle kötüsünüz, böyle vicdansızsınız, böyle acımasızsınız. Bunu söyleyecek kadar da yüzsüzsünüz. İktidara gelirken 3 Y ile mücadele edecektiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Hala hepsi duruyor ve hepsi eskiye göre misliyle arttı. Dördüncü Y ile de biz mücadele edeceğiz. O da sizin getirdiğiniz yüzsüzlük. Aç varsa doyurun diyor, doyuralım diye açtığımız hesaplara el koyuyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan da sonra bunu söylüyorsunuz. O zaman ben şunu diyemez miyim? Benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazardan atık topluyorsa, meydanlar açız diye bağırıyorsa, ev kirasını, elektriği, suyu ödeyemiyorsa, yüzde ellisi yoksulluk sınırının altındaysa, ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir dersem, çok mu acımasız söylemiş olurum? Bunu söyleyen yıl 2002 Recep Tayyip Erdoğan. O günden bugüne arada değişen tek fark var. İşte yoksulluk sınırının altındakiler Tayyip Erdoğan'ın o zaman yüzde kırk küsür, yüzde elli diye söyledi. Şimdi bu rakam çok daha yukarıdadır. Ve çok net bir durumla karşı karşıyayız ki bu iktidar ülkeyi kötü yönetmekte elindeki kaynakları da ihtiyaç sahiplerine değil hala da zenginlere yönlendirmektedir. Bakın pandeminin başladığı günden bugüne kadar bu meclis iki tane eli var bu devletin. Sağ eli vergileri toplayan eldir. Sol eli vatandaşa şevket gösterip dağıtan eldir. Almaya geldi mi Şahin bunlar? Ama vermeye gelince bu el tutuluyor. Pandeminin başladığından bugüne kadar sosyal koruma kalkanı diye nitelendirilen yapılan bütün ödemeler. Bu ödemelerin toplamı 60 milyar falan. Bu paranın 53 milyar lirasını işsizlik fonundan veya diğer kaynaklardan işte iban atarak bilmem ne yaparak ama tamamına yakınını bu 53 54 milyarın işsizlik sigorta fonundan, işçinin kumbarasından aldılar devletin cebinden çıkan para vergilerle toplanıp da devletin verdiği para 11 milyar. 11 milyar biner lira yoksullara verdiler ya biner lira. Yapmış oldukları 2000 lira bir daha bir bin lira yapmış oldukları her şeyin toplamı 11 milyar. Sadece geçen hafta 10 gün önce akaryakıta yaptıkları zammın Vatandaşın cebinden aldığı para 22 milyar. 16 aydır Covid için devletin şefkatli elinin dağıttığı para 11 milyar. Akar yakıt zammıyla topladıkları para 22 milyar. Ama geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imza atarak bankalarda faizde para tutanların stopajını yüzde on azalttılar. Yani örneğin bir yıl boyunca bankada parama ihtiyacım yok faiz alayım diyene yüzde yirmi veriyorlar ya. O yüzde yirmi karın yüzde onu yani eğer bir milyon lira tutuyorsa zengin iki yüz bin lira faiz alacak devlet bunun yüzde onunu faizin yüzde onunu stopaj diye kesiyor. Vergi bu. Kazanıyorsun ya vereceksin. O yüzde onları almamaya karar verdiler. Bankada parası duranlardan yüzde on vergi alınıyor. Kazandığı faizin yüzde onu. Yüzde yirmi faiz alıyorsa o yüzde yirminin yüzde onu olan iki devlete kalıyor. Sana bana kalıyor. Bir imzayla stopaj kesintisinin yüzde onlarını kaldırdı. Onun da maliyeti on iki milyar. Yani yoksul olan, aç olan, çorbası kaynamayan, açlık sefalet çekenlere bir buçuk yılda verdiği para 11 milyar. Ben duymadım ya benim param faizde devlet bundan vergi kesiyor mağdur oluyorum diyenlere verdiği para ondan fazla 12 on milyar. Kimin iktidarıymış Recep Tayyip Erdoğan? Zenginlerin, rantçıların, faizcilerin iktidarı Recep Tayyip Erdoğan yoksulu görmüyor. 2002'de söylediklerini okudum. Bundan iktidar sorumludur diyor her şeyden. Kendisi bizatihi sorumludur. Ve işsizlik rakamları açıklandı. Oransal olarak da artıyor. Rakamsal olarak da artıyor. Hadi bakalım. Bir ay işsizlik artar. Bir hesapla oran düşük işsizliği düşürüyoruz. Alt yazı yazıyorlar. İşsizlik rakamları açıklanıyor. Millet işsiz, perişan. Da 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 kıp kırmızı yazıyorlar işsizlikte bu ay düşüş var. Hadi yazsanıza. Sabahtan beri bekliyoruz ekran başında. Yazsanıza işsizlikte düşüş var. Oran da düş, oran da artmış, sayı da artmış. Nasıl artmış? 531 bin kişi geçen seneye göre artmış. Geçen seneye göre bugün yarım milyon kişi daha işsiz olmuş. Doğru mu? Mart ayına göre iki ay önceye göre de 275 bin çeyrek milyon kişi daha işsiz olmuş. İşsiz sayısı bir sene önceye göre 530 bin, iki ay önceye göre de 275 bin kişi arttı. Ve çok kritik bir rakam daha. 575 bin kişi de eksik istihdamla çalışıyor. Ne demek? gerçek bir iş bulamadığı için kısa süreli ve memnun olmadığı işlerde çalışıyor. Yani iki saat, üç saat bir yere gidip yardım ediyor, bir çorba parası alıyor ama bir yandan başka bir iş arıyor. 575 bin kişi ve 9.2 milyon kişi bugün Türkiye'de gerçek işsiz. Yani iş arayıp da bulamayan, iş aramadan yılmış olan, iş arayacak mecali kalmamış olan, cebinde parası yok iş aramaya gitmeyeni bile işsizden saymıyorlar. Örneğin iki buçuk senedir dolaşmış iş bulamamış, mecalik almamış, cebinde otobüs bileti parası kalmamış, iş aramaya gitmemişe bile sen işsiz değilsin diyor. Ama geniş tabanlı gerçek işsizlik 9.2 milyon kişi neredeyse 10 milyon kişi memlekette işsiz. Neredeyse neredeyse iki tane Yunanistan kadar nüfusumuz işsiz. Ve esas mesele de şudur ki o iş aramaktan ümidini kesmiş ümitsiz olanların sayısını da söyleyelim 3.3 milyon ve bunların hepsine yeni bir endeks bir süredir ifade ediliyor onu paylaşalım. Bir Enflasyon oranı var. Bir işsizlik oranı var. Bu ikisini toplayınca buna sefalet indeksi diyorlar. 2014 yılında işsizimiz yüzde 9.2, enflasyonumuz 7.8'di. İkisini toplayınca yüzde 17 sefalet endeksi vardı Türkiye'de. 2014. Bugün tüm iyimser TÜİK rakamlarına göre, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına göre iş aramaktan yılmışları saymıyor, iş bulamamışları saymıyor, kötü işte çalışanları saymıyor. TÜİK'in işsizlik oranı 13.9, enflasyon oranı 17.1. Sefalet endeksimiz yüzde otuz 2014'te Sefaletimiz yüzde on yedi iken bugün yüzde otuz bir sefalet endeksi. Kendi iktidarlarında ve zaten kötü yönettikleri 2014'te bile yüzde on yedi iken tek adam rejiminin yerleşmesi, pekişmesi, tepemize çöreklenmesiyle sefalet endeksimiz 31. Bütün dünya sefalet endeksi deyince işsizlikle enflasyonu topluyor arkadaşlar. Bu rakamlar da sizin rakamlarınız. Yüzde on yüzde otuz bire çıkardınız. Türkiye'deki sefalet endeksini. Tabii kendi durumları çok iyi olanlar var. Bir kez daha söyleyelim. Hepimizin varlıklarıyla hepimizin vergileriyle ayakta duran kuruluş maksadı Çiftçiye destek olmak olan Ziraat Bankası. Elindeki imkanları çiftçiye uzun vadeli, düşük faizli ödeyemediğinde gırtlağına çökmek değil, yeni ödeme planlarıyla ona destek olmak olması gereken ve tarım alanında hem destekleme, hem koltuk çıkma, yardımcı olma maksadıyla kurulmuş. Logosunda bir başağın bulunduğu Güzelim Ziraat Bankası'nı kendi iktidarlarında iktidarlarını sürdürmenin aracı haline getirdiler. Ve Hürriyet gazetesi vardı. Türk basınının amiral gemisi denirdi. Çok izlenen haber televizyonu programları vardı. Haber kanalları vardı. Bütün dünyada Türkiye'de de bir temsilciliği vardı. Türkiye'nin Anadolu Ajansı'ndan sonra en çok abonesi olan, en çok takip edilen haber ajansı vardı. Bunların hepsini birine, bir tüpçüye, bir mahkuma, bir esire gel buraya dediler. Bunları sen alacaksın ve yanımızda duracaksın. Param yok. Parayı hallederiz dediler. Çiftçinin parasını ona verdiler. 750 milyon dolar Bugünkü parayla 6 milyar TL, 6 milyar TL. Covid boyunca garibana verilen paranın yarısından fazlasını bir kişiye verdiler Ziraat Bankasından. Bundan sonra bu basın kuruluşları, bu haber ajansları, bu televizyonlar senin dediler ama sakın ha bizi üzmeyesin, muhalefeti kahredesin dediler. Kredi aldı, muhalefete saldırdı. Krediyi aldı, iktidara çalıştı ama parayı ödemedi. Türkiye'nin en büyük batık kredisidir. Ziraat Bankası. 6 milyar TL'lik krediyi Demirören grubu ödemedi, ödememektedir. O parada hepimizin hakkı vardır. Buradan bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bu kredi verilirken imzayı atan İmzaya atanlardan biri 15 gün sonra Ziraat Bankasından ayrılmış gidip bu kuruluşun mali işlerden sorumlu müdürü haline getirilmiştir. Bunu bir kenara yazıyoruz. Bu işi çok yakından takip edeceğiz. Ve o imza atılırken elbette koskoca Devlet Bankası bu altı milyar karşılığında ipotek isteyecek Kemal Country Club diye çok değerli bir arazi ama değerini çok arttırarak Ziraat Bankası'na gösterildi. Sonradan imzalardan sonra yeşil alan olduğu o kadar değerli olmadığı ortaya çıktı. Şimdi bir yerde duruyor. Ziraat Bankası o belki 3-4 kat fazla değer biçilen bu yeri halen daha almamış. Aldı mı aldıysa açıklasınlar. Bu kişinin oraya göstermediği ama başka yerlerde çok değerli arazileri, çok değerli iştirakleri, çok değerli şirketleri var. Ya çiftçi senden aldığı 20 bin liralık borcu ödemeyince 150 bin liralık traktöre çekiyorsun. 20 bin lirayı ödemeyince Gidip evindeki buzdolabını kaldırıyorsun. Altı milyar liramızı ödememiş, halen daha bu Demirören'e niye çökmüyorsunuz kardeşim? Sizin gücünüz Manisa'nın Yunt Dağındaki zavallı köylüye mi yetiyor? Demirören'e niye yetmiyor? Kim koruyor bunu? Bu işi takip edeceğiz. Milletimiz bilsin ki çiftçinin bankasının parasını Demirören'e peşkeş çektiler. O yüzden her gün televizyonu açtığınızda muhalefete sardırıp AK Parti'yi yanlıyor, arkalıyor. Unutmayın ki sabah gazetesini de bunlar diğer iki bankamız Halkbank, Esnafa Destek Bankası, Vakıfbank, vakıfların güvencesi, vakıflarımızın güvencesi Vakıfbank'tan çalıklara verdikleri ve geri ödenmeyen krediyle vermişlerdi. Yani bugün her gün iktidardan yana muhalefete saldıran, hakaret eden, iftira eden Sabah Gazetesi'ni de sizin bizim paramızla, esnafın halk bankasının parasıyla çalıklara verdiler. Onlar da ödemedi. Sonra böyle sohbeti güzel, kendisi keyifli kötü işlerin başı ülkenin son başbakanı kurdu bir tane havuz. Ali dediler bindi ülkenin başına inali dediler indi oradan aşağıya kurduğu havuzla gittiler bu çalıkların sabahına onların borcunu havuzdan kapattırıp bu sabah gazetesini bugünkü durumuna ulaştırdılar. Her gün akşam sövüyorsun ya ATV'si A Haberi hepimiz hakkında yalandan 19 dakikalık videolar yapıyorsun ya sabahın köründen başlayıp gecenin birine kadar hepimize sövüyorsun ya haram parayla alındınız. Haram parayla. Hepimizin parasıyla haram zadeler. Sayın basın mensupları son olarak bir çağrı, bir suç üstü yapmak için vatandaşlarımıza dayanışma çağrısıyla bitirmek istiyorum. Bu ülkede 13 Mayıs 2014 günü bundan 7 saat önce yer altına inip bundan bir saat sonra dışarıya çıkamayan 301 tane canımız oldu bizim Soma'da. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset sermaye sarı sendika üçgeninde yandaşlarına verdiği, denetlemediği, denetlettirmediği ve sendikayla işbirliği içinde olduğu için de bir facianın geldiğini hiçbirimize göstermediği bir madende 301 evladımız öldü bizim. 301 baba, 301 kardeş, 301 evlat. O günden bugüne unutursak yüreğimiz kurusun dedik, takip ediyoruz. İlk gün 4 kilometre kuyruk vardı. Duruşmalar başladı. 22 blok duruşma takip ettik Soma'da. 80 86 gün. 22 blok 86 gün. ilk günden son güne kadar her duruşmaya gittik. Sayılarımız gitgide azaldı. Kamuoyunun ilgisi düşünce birileri şımardı. İlk günlerde annelerin yüzüne bakamayanlar hakaret eder, hatta onlara dava açar. Mahkeme salonundan attırır oldu. Aytaç Ballı diye bütün ailelerin rıza gösterdiği evlatlarının hakkını savunacağına inandığı genç namuslu bir hakim vardı. Takır takır yargılama yapardı. İstanbul'dan jiplerine binip gelen Türkiye'nin en pahalı savunma avukatları şirketi savunurken Aytaç Bey'de meydan okurlardı. "Orada oturuyorsunuz ama hep orada oturmayacaksınız." diyecek kadar hadsizdiler. Karardan hemen önceki kararnamede Aytaçballı'yı değiştirdiler. Yerine bakmış olduğu maden dağı kazası davalarında ölenleri suçlu gösteren bir hakim getirdiler. O hakim her herkes beklerken 301 tane can öldü, kayboldu. 301 kez ceza verecek. Onlar 15'er yıl verip bunu istemeden yaptılar, yanlışlıkla yaptılar, bilmeden yaptılar deyip Herkesi salı verdiler. 30 Eylül 2020 günü 12. Ceza Dairesi yargıtayın toplandı. Böyle karar mı olur dedi? Göz göre göre yakmışlar, göz göre göre öldürmüşler insanları. Böyle karar mı olur dedi? 5 üyesi vardı, 5 sıfırla kararı bozdular. Bunları yeniden yargılayın. 300 birer herkes ölümden ceza verin dediler Yargıtay'da. Bakın ondan sonra ne oldu? 5-0 yakarak. Üçünün yerine üç yeni hakim koydular. Bir tanesi Kenan İpek. AK Parti'nin en makbul adli bürokratlarından bir tanesi. Müsteşarı Adalet Bakanlığı'nın. Kenan İpek geldi Yargıtay 12. daireye. Üç yeni pırıl pırıl akça pakça daire hakimi ikisi duruyor. Ocakta kendi kararlarını üçe iki bozdular. Yeni üçü Eylül'deki karara beş sıfırlık karara karşı yeni üçü şirket haklı dediler. Yeniden yargılayın dediler. Dosyayı Soma'ya Akisar'a geri gönderdiler. Önümüzdeki pazartesi günü son duruşma. Anneler ağlıyor. Çocuklar ağlıyor. Yüreğimiz kurusun. Somayı unutursak diyen 83 milyonun duasını, desteğini, ilgisini bekliyorlar. Biraz da kırgınlar, biraz da küskünler. Hani unutmayacaktınız bizi? Bak ne hale getirdiniz. Hakimimiz değişti, sustunuz. 5-0'ı 3-2 ile bozdular. Gıkınız çıkmıyor diyorlar hepimize. Pazartesi günü bir suç işlenecek Akisar'da, Soma'da. AK Parti'nin görevlendirdiği üç hakimin istediği gibi bir karar çıkacak. Soma'daki suçlular aklanacak. Analar, evlatlar, kardeşler Soma'daki maden şehitliğinde ağlamaya devam edecek. Bu suça ortak olmayan, olmak istemeyen herkesi gücü olan, imkanı olan herkesi duruşmaya bekliyoruz. Olmayanın sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da Soma için adalet yazmasını bekliyoruz. Gözümüz orada demenizi bekliyoruz. Hiç değilse yatmadan bir dua okumanızı eğer bu 301 çocuğun hakkını yerseniz beddua etsem elim yakanızda demenizi bekliyoruz. Bu ülkenin insanları mahkemede oturanlar kadar yargıtaya oturtulanlar kadar o şirkete sen Tayyip Erdoğan'ın mitingine 3000 bin madenciyi getiriyordun. Bize tezahürat ettiriyordun. Sen merak etme. Birazcık içeride tuttuk. işi örtmez ettik. Biz seni kurtaracağız diyen AKP kadar kötü değilsiniz siz. Biz Türkiye'nin vicdanlı, namuslu insanlarından Soma'ya sahip çıkmalarını bekliyoruz. Gelebileni duruşmaya bekliyoruz gelemeyenin tepkisini, tweet'ini, Facebook paylaşımını bekliyoruz. Hiçbir şey olmazsa pazartesi sabah bakkaldan ekmek alırken bugün Soma davası var. Bakalım ne olacak deyin. Siz bakkala bunu deseniz Soma'daki o suç işleyeceklerin dizleri titrer. Metrobüste sıkış debiş giderken bugün Soma davası var. Bakalım ne olacak derseniz. Köydeki kahvede veya işe giderken serviste Soma davası var. Bakalım ne olacak derseniz bu suçu işleyemeyecekler. İşlerlerse de sizden aldığımız destekle bunların hepsinin hesabını soracağız. Ama unutmayın, Soma faciası olduğunda hepiniz ağlamıştınız. Unutursak yüreğimiz kurusun demiştiniz. Pazartesi günü hepinizin desteklerini, dualarını bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyorum.